belediye ve Alevi kurumları bir konuda uzlaşmışlar. Bütün Alevi kurumları uzlaşmışlar. O da şu, bu etkinlikler belediye tarafından yapılması, Alevi kurumlarıyla birlikte ortaklaşa programı yapılması ve ortaklaştırılması noktasında bir ilkesel karar alıyorlar. Sonucunda da bu toplantının sonuç bildirgesini hazırlıyorlar. Ama sonuç bildirgesi hazırlanırken o toplantı esnasında da üç tane kurumumuz Alevi, Bektaşi, Kültür ve Cemevi Başkanlığı'na görüşmelerinin olduğunu, görüşmeye gideceklerini, onlarla ilişkisinin olduğunu söylemişler. O toplantı esnasında diğer kurumlara da o zaman gittiğinizde bizim burada tartıştığımız konuları oraya iletin. En azından şöyle iletin. Biz Alevi Bektaşi Cemevi Başkanlığı'nın bu etkinliklere müdahale olmasını kabul etmiyoruz. Alevi Bektaşi Cemevi Başkanlığı'nı da bu yönde tanımıyoruz. Ve dolayısıyla onun bu müdahalesini de kabul etmiyoruz noktasındaki düşüncemizi belirtin diye söylemiş ama orada yazın metnini alırken dördüncü maddesi özellikle o şeyin dördüncü maddesinde bu konuşulanları yazıya dökünce orada anlam yitirmesi söz konusu oldu. Yani sanki oradaki kurumlar başkanlıkta, Cemevi Başkanlığı'nda görüşmeye gidenlere bizim arabulucumuz onun noktasında bir algı yaratıldı. Bunun üzerine Alevi kurumları hem Alevi Bektaş Federasyonu hem Alevi Pir Sultan Kültür Dernekleri olarak biz GYK'mıza bir toplantılar da yaptık. Bunu konuştuk. Bunun eksikliğini, yanlışlığını yani yanlış anlamalara neden olan konunun düzeltilmesi noktasında bununla ilgili kamuoyuna açıklamalar da yapılacak zaten bildiğim kadarıyla. Ama işin doğrusunun bu olduğunu bilmek gerekir. O yanlış anlaşılmayı düzelten bir açıklamaya toplumun ihtiyacı var. İşin kamuoyunun da ihtiyacı var. Dolayısıyla hani bu tartışmaların bitmesi de gerekir. Çünkü Hacı Bektaş Belediyesi'nin yaptığı son açıklamadan sonra zaten tartışma aslında fiilen bitmiştir ama yine de sorumluluk açısından, topluma karşı vicdani sorumluluk açısından da olsa Alevi kurumları bir açıklama yapması gerekir. Biz bunu GYK'da da kendimiz içimizde tartıştık. Bizden evet katılanlar var. Hatta bildiri metnini bizim genel sekreterimiz İsmail canımız kaleme almış ama oradaki sorun şu, çok acele bir ortamda yapılan bir bildiri. Dolayısıyla onun gözden geçirilmesi, kurumlara göndermesi veyahut da bir onaydan geçmesi söz konusu olmamış. Oradaki konuşulan veyahut da bir şeyi olduğu gibi farklı bir şekilde aktarıldığı için metne. Çünkü ikisini konuşmada anlattıklarınızla yazıya dökerken onu yazmanız arasındaki farklılıktan kaynaklı olarak bir sorun yaşandı. Bir yol kazası diyelim. Yani öyle de biz algıladık. Hem Alevi Federasyonu hem Pir Sultan GYK'sı. Arkadaşlarımız da bunun oradaki tartışmanın bütün yönleriyle açıkladılar bize. Ki biz de o konudaki açıklamalarına sonuna kadar katılıyoruz. Yani farklı da bir açıklama zaten olmadı. Yani oraya katılan hiç kimseden yok böyle olmadı diye bir şey değil. Ama bir yanlış izah etme, yanlış aktarılma noktasındaki yazıya dökülme noktasında bir sıkıntı yaşandı. O da düzeltilmesi gereken bir şey. Hacı Bektaş Anma Etkinlikleri devletin müdahale olabileceği bir etkinlik değil. Çünkü orada Türkiye'nin her yerinden oraya gelen Aleviler buluşma noktası, Alevilerin cem olduğu bir nokta orası. Dolayısıyla hani bir Alevinin inançsal anlamda kendi inancının gereklerini yerine getirmek için gittiği bir yerde, cem olduğu bir alanda devletin veya bir başka inancın veya bir başka kurumun müdahale olması zaten ahlaki de değil, vicdan da değil, insan haklarına da aykırı bir durumdur. Devletin bu yaklaşımı orayı teslim almaktır. Yani dolayısıyla devletin bu yaklaşımı özellikle Alevi Bektaşi Cemevi Başkanlığı üzerinden hem Hacı Bektaş'ı hem de Alevileri işte devlet gücüyle teslim almaya zorlamaktır. Ki başkan zaten şöyle diyor, biz devletiz istediğimizi yaparız noktası. Valla devlet istediğini yapamaz. Devlet dediğin kurallara uyar, halkın istedikleri noktasındaki düzenlemeleri yapar. Yani öyle bir restleşme söz konusu. Bu yıl açısından baktığımızda belediye ile Alevi kurumları ortaklaşa bir toplantılarla programları belirleyecekler. Etkinlikleri Alevi kurumları Alevice yapacaklar. Bunun dışındaki hiçbir müdahaleye asla ve asla izin verilmeyecek. Verilmemesi de gerekir. Yani bu çok önemli bir şey. Çünkü
bu hani sizin orası bizim direnç noktanız aslında baktığınızda. Alevi toplumunun direnç noktasını orada kırarlarsa direnmek gücünü kaybeder. Dolayısıyla o direnmenin gücünü asla yitirmemek lazım. Oraya sahip çıkmak lazım. Belediyeye destek olmak lazım. Her canımızın, her Alevi kurumlarının orada belediye ortak iş birliği yapması noktasında gücümüz neyse onu göstereceğiz.